geldiniz. Uzun diplomasi zar zor. Gürcan abinin sözü üzerine sizi bağladık. Hoş geldiniz. Vallahi Gürcan çok incindi. O yüzden bağlanmak istedim. Aykut sen de beni sevmiyor dedin herhalde. Ben de öyle dedim. Evet abi. Yes, İkinizi de çok severim. Özgür de çok yakın tanımıyorum ama Aykut o da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Sağ olun. Hayır biz az kalsın faturayı Özgür'e kesiyorduk. Yani bana duygu sömürüsü yaptın. Doğru. Yaptık Gürcan. Yaptık. Doğru. Yaptık abi. Yaptık. Şimdi Sayın Başkan. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Başkan. Çok teşekkürler. Şimdi biraz bir toparlama yapalım efendim. Biliyorum yoğunsunuz ama şimdi şu meseleyi bir gelin hep beraber açalım. Bir neticeye varsın bu konu. Şimdi Oğulcan Çağlayan sizin döneminizde olan bir problem değildi. Siz diplomasiyi götürdünüz. Tamamen iyi niyetli yaklaştınız meseleye. Galatasaray'da bir başkanlık değişimi. Burak Elmas da Sayın Başkan da iyi niyetli yaklaştı. Ve mesele şu anda çözüldü gibi bir fotoğraf var. Saydığınız oyuncularla anlaşmalar da tamam. Belki bu gece saat 12'ye kadar... Buyurun. Buyurun siz dinliyoruz. Şimdi biz Sayın Burak Başkan'la o da benim gibi bu Oğulcan konusunu kucağında bir bomba olarak buldu. Rize Spor Camiası'ndan nefret eden bir Galatasaray camiası, Galatasaray'dan nefret eden bir Rize Spor camiası. Ama bu işlerin aslı böyle değil. Yani böyle olmaması gerektiğini düşünen bir spor adamı olarak böyle düşünüyorum. Burak Başkan'la da bizim aramızda herhangi bir problem olması söz konusu değil. Veya herhangi bir kulüp başkanıyla da olması söz konusu değil. Biz bugün birkaç kere telefonla görüştük. Fatih Hocam'la da görüştük. Yerlere getirdik konuyu. Yani çözülmek üzere yani ufak tefek krizler kaldı. O işte futbolcular biraz daha efendim, büyük kulüpler biraz daha fazla para verdikleri için bizim bir yerlerde takıldık. Onları halletmeye çalışıyoruz. Onları halledersek bu iş zaten çözeceğiz. Biz istemeyiz Galatasaray Kulübü bizim yüzümüzden zarar görsün. Veya herhangi bir kulüp. Veya Süper Lig kulüpleri, birinci lig kulüpleri, ikinci kulüp. Niye bizim yüzümüzden zarar görsün? Elimizden geldiğince zaten futbol oynatmak için burada varız. Bu kulüplerin başlarındayız. Biz millete engel çıkartmak için, millete zorluk çıkartmak için buralarda değiliz. Bu işi de hasilane insanlar olarak, iki medeni insan olarak bu kendi aramızda çözmenin yollarını arıyoruz. Burak Başkan. Çok ciddi anlamda çok kendisi beyefendi, saygılı bir insan. Ben de ona karşı öyleyim. Biz bu işi oturup tabii ki çözeceğiz. Kavga etmeyeceğiz. Bir yerlere taşımayacağız. Onun için herkesin üstleri olsun. Yani gerek yok bu kadar büyütmeye, bu kadar böyle yangın yapmaya. Memleketimiz zaten yanıyor. Allah bir an önce bir yağmur yağdırsa da kurtarsak şu... yangın işlerinden ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz zaten. Bir de bir yangın çıkartmamızın anlamı yok. Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu akşam herhalde bu iş neticelenir gibi bir durumda görüyoruz. Değil mi Sayın Kıran? İnşallah yani işte bak yani bu şekilde de neticelenebilir. Başka bir şekilde de neticelenebilir. Yani biz tek bir kapalı değiliz. Biz her türlü yardımcı olma konusunda varız. Biz liderlere şey olan takım, yani biz ortalığa problem çıkaran bir takım olmak, bir kulüp olmak istemiyoruz. Ve bizim mantalitemizde, bizim şehrimizde, Rizeli olarak bizim mantalitemizde böyle bir şey yok. Biz kavga etmeyeceğiz diyerek geldik. Biz kavga etmeyeceğiz hiç. Ha, şuraya kadar. Halkı hakkımız yenmediği sürece. Her ev biz hakkımız yenmediği sürece Rize Spor bu kulübün, bu ligin en centilmen kulübü olacak. Peki Sayın Başkan, şimdi Oğulcan konusunu çözmek için Emre Taşdemir artı Yunus Akgün bir yıl opsiyonlu bir yıl kiralama. Bir de diğer genç oyuncu içinde bir sizin
beklentiniz var değil mi bu noktada? Ya biz iş çözülsün, yani bir an evvel iş çözülsün diye o şey yaptık, okey dedik bu konuya. Bir an evvel Galatasaray'ın da önü açılsın, o da futbolcusuna kavuşsun, futbolcusunu oynatsın, yararlansın. O biz de işimize bakalım, onlar da işlerine baksınlar. Netice itibariyle bu işlerden kimseye zarar gelmesini istemiyoruz. Öyle bir mantalitemiz yok. Başarış olmak istemiyoruz kimseye. Yarın bugün bunu onların başına gelen yarın bizim başımıza gelebilir. Onun için bu işleri masa başında oturarak, konuşarak ve diyaloglarla çözme taraftarı olduğumuzu her yerde, her platformda da beyan ettik zaten. Ya zaten Gürcan beni aşağı yukarı 25 seneye yakın tanır. Benim karakterimi de bilir. Aykut da sen de aşağı yukarı bir 10 senedir tanırsın beni. Tanırım. Daha fazla abi. 15 senedir tanırsın. Yani ben öyle kavga dövüşçü bir adam değilim. Kavga etmek istemem kimseye. Öyle bir dünyam yok yani. Ha, kavga etmek isteyen olursa onunla ederim yani. Yanlış anlaşılmasın. Kavga etmek isteyen olursa da ederim onları. Başkan, ama sonuçta ben çıkartmam. Sonuçta ne zaman el sıkışacaksınız? Yani bu iş bitecek. İşte, dediğimiz, onlar şimdi galiba biraz medyada sıkıntı yaşıyorlar bu transferlerle alakalı. Hı hı. Biraz ne derler, biraz topa battılar gibi görünüyor. Haber bekliyorum ben, Burak Başkan arayacak beni. Anladım. Okey dediği zaman yani bir Emre'nin sıkıntısı var. Maddi açıdan. Çünkü bize göre büyük rakamları biraz bize büyük. Tabii adam, o da aldığı rakamın altında bir rakam istemeyecektir. Yani bir orada bir sıkıntımız var. Anladım. Peki. Başka sorun var mı Tahir Başkan'a? Yok. Özgür, senin var mı? Benim yok. Siz eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Başkan? Eklemek istediğim bir şey var. Ben televizyon programlarına falan bağlamıyordum. O Gürcan'cığım. Seni üzüldüğünü duyunca mecburen bağlandım. Hepinizi öpüyorum. Sağ. Biz çok teşekkürler. Sağ ol başkan. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Başarılar. Sağ olun. Ben bir kez daha başta söylediğimi sonda söyleyeyim. Tahir Kıran dedi ki kimseyle kavga etmeyeceğiz Sayın Başkan. Fatih Hoca ile daha önceden ihtilafımız olmuş olabilir ama onlar geride kaldı. Herkese saygı duyuyoruz. Galatasaray bizim düşmanımız değildir dedi. Bu verdiği sözün ya da söylediği sözün arkasında durduğunu bugün bir kez daha güçlü bir biçimde ortaya koydu. Son derece halisane bir yaklaşım. Diyor ki biz futbolcunun oynamasından yanayız. Rakibimiz de olsa futbolcusunu oynatmasından yanayız. Bunun için elimizden geleni yaparız diyor. Başka da söyleyecek söz yok. Eninde sonunda anlaşma olacak. Abi çok